Selam gençler, Farrom YouTube kanalına hoş geldiniz. Üçüncü günün ikinci dersinin ikinci videosundayız. Büyük bir başlık atıyorsun. Tanecik türleri. Küçük de bir alt başlık at. Bir, izoelektronik tanecikler. İzoelektronik tanecikler ne? Tanımla dersimize başlayalım. Bak şimdi. Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan atom ya da iyonlar izoelektronik taneciklerdir. Mesela aşağıda üç tane tanecik var. Sol altta biliyorsun proton sayısı olur. Sağ üstte ise yük sayısı olurdu. Yükle elektron sayısını toplarsan şurada da elektronlarımız vardı değil mi? Yükle elektron sayısını topladığında sana proton sayısını veriyordu. Eksi 3'te kaçı toplarsan 7 yapar? 10. Üzerinde tanecinin hiçbir şey yoksa nötr demektir. Sıfırla kaçı toplarsan 10 yapar? 10. Elektron sayısı olmuş ne onun? Magnezyumun 2 ile kaçı toplarsan 12 yapar? 10. Elektron sayısı da 10'muş. Bak 3'ün de elektron sayısı aynı. Eğer elektron sayıları ve dizilimleri aynıysa Yüzü elektronik dedik. Baktığımızda elektron sayılar aynı. Hocam dizilimlerini nasıl bulacağız? Şimdi dizilimini yapıyorum bunun. 1s2 2s2 2p6 Bunun da dizilimini yapıyorum. 1s2 2s2 2p6 Dizilimini yapıyorum. 1s2 2s2 2p6 Hocam bu s'ler m's'ler ne? Yani bu dizilimi ben daha önce hiç görmedim ki. Normal. Bu dizilim dediğimiz şey arkadaşlar 11. sınıf konusu. Yani TYT'de yok, AYT'de var. Bu yüzden sana soru sorarken hep dizilimlere aynı olan tanecikleri soracağım. Dizilimler aynı ama elektron sayıları aynı mı değil mi orayı da sen bulacaksın tamam mı? 11. sınıfta anlattığımızdan dolayı dizilimlere şu an için bakmıyoruz. Hep sorularda tytde TYT ile ilgili gelen soruların tamamında hep size dizilimlere aynı olan tanecikleri verirler. Çünkü şurası 11. sınıf konusu. O zaman biz ne yapacağız hocam şimdi? TYT'de sadece elektron sayılarına baksan yeterli. Elektron sayıları aynıysa elektronik Tamam mı? İzoelektronu E'sinden aklına gelsin. Elektron sayıları aynıysa izoelektronikmiş. İzoelektronik taciklerin hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır arkadaşlar. Çünkü proton sayıları farklıysa zaten o proton sayısı bir maddenin kimliğiydi. Proton sayısı farklıysa kimyasal özellikle farklıydı. Yukarıdaki örnekleri şöyle de bir grafikte göstermiş. Grafikte göstermesinin temel sebebi böyle yeni nesil soru altında e, düz soruyu grafiğe döküyorlar ya. Grafiğe döktüğünde karıştırma yani. Aynı şey. Baktığın zaman elektron sayısı 10 demiş. Getirip şurada altına 10 yazıyorsun. Proton sayısına da 7 diyor. Bak getirdin proton sayısı da yanına koydun. Elektron sayısı grafikte baktın nerede? Şurada. Proton sayısı ise burada. Magnezyum elektron sayısına getirdin baktın burada proton sayısı burada. Ne yaptı? Aslında yukarıdaki örneği bize şematize bir şekilde gösterdi. Tamam mı? Geçelim. İso Elektronik buydu. Bir de izotop atomlar. İzotop atomlar atom numaraları aynı kütle numaraları farklı atomlardır. Ya da bir başka tanım. Proton sayıları aynı nötron sayıları farklı atomlar birbirinin izotopudur. Hocam aynı şeyi söylemedim mi? Evet aynı şeyi söyledim. Atom numarası dediğin yer Şurasıydı. Kütle numarası da Burası. Yani şu aynı olacak Bu farklı olacak. Ya da Diyor ki proton sayısı Proton sayısı dediğin şey burası Bir de nötron sayısı. Nötron sayısı Dediğin yer de burası. Şurası Aynı olacak diyor. Burası farklı olacak. Zaten Aynı ve farklı topladığında burada da farklı Elde ediyorsun. Kısaca aynı tanım yapmış olduk Proton sayılarımız aynı. Kütle numaralarımız Farklıysa maddemiz izotopmuş Tamam mı? Örneğin karbon Karbon. Burada nötron Sayısı altı Burada ise nötron sayısı 8. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Ya da atom numaraları aynı, kütle numaraları farklı. Şimdi kelime oyundan dikkat edip aynı şeyi söylüyorum aslında. Çünkü buradaki proton sayısı dediğimiz şeyin 3 tane adı vardı. Proton sayısı, atom numarası, çekirdek yükü. Sana şöyle de diyebilir. Çekirdek yüklere aynı, kütle numaraları farklı da diyebilir. Ya da. Çekirdek kütlere aynı nükleon sayıları farklı da diyebilir. Çünkü kütle numarası dediğin şeye nükleon sayısı da diyebiliyorduk. Böyle kelime oyundan dikkat ediyorsun. Nötr izotop atomların kimyasal özellikleri aynı fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır demiş. Yaz güzel bir özellik. Kimyasal özellik ne? Burada aynı. Fiziksel farklı, kimyasal aynı. Kimyasal niye aynı? Çünkü proton sayılarımız aynıysa nötr atomlarda kimyasal özelliklerimiz aynıydı. Hocam nötr nötr deyip nötrü vurguluyorsun nötr olması önemli. Eğer tanecimiz nötr olmazsa yani karbon 6'ya 12, karbon 6'ya 14 ama ne yapsın? 3 tane daha 4 tane daha elektron alsın. Bunların kimya özellikleri aynı mı? Hayır. Kimya özelliklerin aynı olabilmesi için nötr ve proton sayılarının aynı olması lazım. Eğer nötr ve proton sayısı aynı değilse kimya özelliği farklıdır ya da Proton sayısı aynı ama nötr değilse yine kimyasal özelliği farklıdır. Çünkü elektron alışverişi kimyasal bir olaydır. Lütfen buraya bir yıldız koy. Bir de şunu görebilirsin. Örneğin karbon 6, 12 var. Elmas. Tamam mı? Yine aynı şekilde ne hikmettense proton sayısı 6. Kütle numarası 12 olan bir de grafit var. Grafit. Şimdi grafit dediğin şey şu kurşun kalem uçları var ya o elmas dediğin şey ise bildiğin o değerli şey. İkisi de karbondan oluşuyor. İkisinin proton sayıları ve kütle numaraları aynı. O zaman hocam bunlar izotop atomlar mıdır? Hayır arkadaşlar. İzotop atom değildir. İzotop atom olabilmesi için proton sayıları aynı, kütle numaraları farklı olması lazım. E hocam bunlar ne atom o zaman? İkisi de farklı. Birisi elmas, bir, birisi grafit. Burada da yeni bir tanımı ortaya çıkıyor. 12. sınıfta göreceksin. Allotrop. Allotrop atomlar. Allotrop atomlar proton sayısı ve kütle numarası aynı ancak dizilimleri uzayda dizilimleri farklı olan tanecikler. Mesela karbon şu şekilde düzgün dört yüzü yapacak şekliyle diziliyor. Tamam mı doğalı? bu şekilde A oluşturuyor. Elmassa altıgen yapılar oluşturuyor. Altı, altıgen yapıların bir araya gelmesiyle oluşuyor mesela. Dizilim de değiştiriyor. Dizilimden farklılık varsa allotrobatom diyormuşum. Tamam mı? Şunlar birbirinin izotopu değil. Allotrobuymuş. Karşıma çıkar mı hocam TYT kimyada? Karşına çıkmaz. Niye bahsettiniz o zaman? AYT kimyada göreceksin. Şimdi burada gördüğünde niye değil demedi söylemiş oldum. 12. sınıfta organik kimyada buradan bahsediyoruz. Yani müfredatta var. Sadece TYT değil AYT'de sorarlar. Ya da MSÖ sınavında TYT AYT ayrımı çok yapmayıp bazen böyle kavramları sorabiliyorlar. MSÖ'ye giriyorsan yine de bu bilgiyi bilmende fayda var. Tamam mı? Şimdi gelelim bunlarla alakalı örneklere. Bize nasıl soru sorulur? Örnek 9. Yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri izotoptur diyor. Oksijen gazı O2 ozon gazı. Şimdi izotop demek proton sayısı, topun P'si, proton sayısının aynı olması lazım. Proton sayıları aynı mı? Ya yani bunlar O2, O3, ozon maddeler farklı, moleküller farklı bir kere. Aynı atom değil ki bunlar. Yanlış. İkinci öncül beyaz fosfor, kırmızı fosfor. Baktığınız zaman proton sayısı 15, 15. Güzel. Kütle numaralarının da farklıysa izotop deriz. 31, 31 kütle numaraları farklı değil. He, demek ki bunlar izotop değil. Nasıl atomlar bunlar? Eğer isimleri farklı, kütle ve proton sayıları aynıysa bunlara allotrop, allotrop atomlar diyorsun. Bunlar allotrop atomlar. Buraya bak. Hidrojen proton sayısı 1. Döteryum proton sayısı 1. Kütle numaraları farklı o zaman bunlar izotop atomlar diyeceğim. Bir başlık açmak istiyorum burada. Hidrojenin biliyorsun hidrojen nötronsuzdur. Değil mi? Şu şekilde nötronu yoktur. Sıfırdır. Ama hidrojen izotopu olan döteryumun bir tane nötronu vardır. Bu yüzden kütle numarası 2'dir. Ee, hidrojen suyun yapısında bulunuyordu. H2O Döteryum H ile değil de D ile gösterilir genelde. D2O diye de suyumuz olabilir. D2O şeklinde de su gösterebiliriz. Bu da sudur, bu da sudur. Tek farkı buradaki suyun nötronu vardır. Nötron olduğundan dolayı biliyorsun nötronun bir kütlesi var proton gibi. Protona eş değer neredeyse yakın bir kütlesi var. Bu yüzden döteryum suya göre bir tık daha kütlesi fazla olacak. Yani ağır olacak. Döteryumlu sulara biz ağır sular deriz. Ek bir bilgi not al. Neymiş? kütle numarası fazla olan hidrojen ağır suyu oluşturuyormuş. Döterium su. Hatta ileri gidelim. Bir tane de hidrojenin iki tane nötronlu hali vardır. Tamam mı? Buna da tridium denir. Tridium. t 1e 3 şeklinde de gösterilir. bu da yine birbirinin Bunların hepsi de izotopu. Okey. Geçiyorum burayı. Gelelim örnek ona. Ee, yukarıda verilen madde çiftlerinden hangileri kimyasal özellikleri aynıdır diyor. Kimyasal özellik aynı olabilmesi için arayacağın kural şu. Proton sayıları aynı ve nötr. Nötr olacak proton sayıları aynı olacak. Bunu sağlıyorsa kimyasal özelliğimiz aynı, bunları sağlamıyorsa kimyasal özelliklerimiz zaten farklıdır. Baktığın zaman proton sayıları aynı mı aynı? Nötr mü nötr. O zaman bunlar bizim için kimyasal özelliklere aynı olan maddelerdir. Proton sayıları aynı mı aynı? Nötr mü? Değil. Çiz o zaman. Proton sayıları aynı mı? Aynı. Nötr mü? Değil. Nötr değilse yani artı 1 artı 2. Artı 1 artı 1 olsa neyse de aynı olurdu yonların. Yine bu da kimyasal özelliklere aynı olmayan maddeler diyeceğiz. Cevabımız yalnız 1 olacak. Tamam. Örnek 11. Element atomla ilgili hangileri doğrudur diyor. Öncelikle nötron sayılarını bulur. 6. Burası da 7 mi? Bak proton sayıları aynı, nötronları farklı. O zaman bunlar izotop atomlardır. Nötron sayıları farklı diyor. Evet farklı. Kimyasal özellikleri aynı diyor. Kimyasal özelliğin aynı olabilmesi için proton sayısına ve yüküne bakıyordun. Eğer eşitse proton sayısı ve yükleri e, kimyasal özellikleri aynıdır. Gördüğün gibi eşit. Kimyasal özellikleri de aynıdır diyoruz. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Tamam. Bu da burayla alakalı son sorumuz. Sayfa bitti. Artık son soru olsun. Güzel sorular vardı. Yukarıdaki grafikte verilen nötr x ve y element atomlarla ilgili yargılandan hangileri doğrudur diyor. Şimdi nötrmüş proton sayıları aynı. Sallıyorum. Şurası 10 olsun. X'in de proton sayısı 10. Y'nin de proton sayısı 10. Nötronu da yine sallıyorum. 10 olsun. Şurası da 15 olsun. Baktığın zaman X dediğin şey o zaman 10. 10'dan kütle numarası 20. Y dediğin şey ise 10. 15'ten kütle numarası 25 mi? Bak böyle değerler verdiğinde şuralara ne yaptın? Daha anlaşılabilir bir veri elde ettin. Birbirinin izotopudur diyor. Proton sayıları aynı ise izotoptur. Doğru. Y'nin nükleon sayısı daha büyüktür. Nükleon sayısı dediğimiz yer şurası. Y'nin nükleon sayısı 25, X'in 2, 20. Evet daha büyük. Doğru. X'in çekirdek yükü daha küçüktür diyor. Çekirdek yükü dediğin şey proton sayısıydı. Değil mi? Yani şurası. Çekirdekte biliyorsun proton ve nötron var. Nötronlar yüksüz. Protonlar ise artı yüklüydü. Çekirdeğin yükünü protonlar oluşturduğundan dolayı protonlara çekirdek yükü de diyebiliyorduk. Bu yüzden çekirdek yükü daha küçüktür ifadesi yanlış. Çünkü çekirdek yükleri birbirinin aynısı. 10'a 10. Tamam? Bu soruda böylelikle geçmiş olduk. Şimdi 3. alt başlığın izoton atomlar. İzoton atomlarda da proton sayısı farklı, nötron sayısı aynı olacak. Tamam mı? Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı diyeceğiz. Ya da nötron sayıları aynı, kütle numaraları farklı tanecikler izoton tanecikler olacak. Baktığın zaman şunun Nötron sayısı kaç? Ee, 12. Bak bunun da nötron sayısı 12. O zaman bunlar birbirinin izotonudur. Peki sana şöyle bir soru sorsam. izoton atomların kimyasal özellikleri aynı mıdır? Farklı mıdır? Hocam farklıdır. Niye? Çünkü burada okudum. Okumadan söyle. <laughs> okumadan söyle. Ee, proton sayıları farklıysa kimyasal özellik farklıydı. Bu yüzden gördüğün gibi izoton maddelerin zaten tanımda protonun farklı olması lazım. Her halükarda kimyasal özellikleri farklıdır diyoruz. Tamam geçiyorum burayı. Grafiği artık öğrendiğini düşünüyorum. Bir tane örneğimiz var ona bakalım. Element atomu ile izoton e, iyonu ile izoelektron olan tanecik hangileri olabilir diye. Bir tane taneciğim varmış. Şunla izoton. İzoton demek nötron sayıları aynı Bak İzotonun N'si. E, 19'a kaçı toplarsan 39 yapar? 20. Demek ki bununla izoton olduğuna göre X'in nötron sayısı 20. Şununla da diyor izo elektronik. İzoelektronik demek elektron sayıları aynı demek. Bunun elektron sayısı kaç? Eksik ile kaçı toplarsan 18 16 yapar 18. Elektron sayısı 18'miş. Yani sen şöyle bir madde arayacaksın. Nötronu 18, elektro pardon, nötronu 20, elektronu 18 11, bir madde arayacaksın. Elektronumuz 18, nötronumuz 20. Bu madde olabilir. Elektronumuz 18, değil mi? 3'te kaçı toplarsan 21 yapar 18. Nötronumuz kaç? 24. Bu olamaz. Elektronumuz 18 yüksüz nötronumuz 20. Bu maddede olabilir. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Geçelim 4. alt başlığımıza izobar tanecikler. Kütle numaraları aynı, atom numaraları farklı olan maddelere de izobar tanecikler diyoruz. Bak burada da kütle numaralarımız aynı. Gördün mü? İzobar atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri birbirinden farklı çünkü proton sayısı farklı diyoruz. Olay bu. Şurada İki tane örneğimiz var. Bu örneğe bakalım. Konuyu toparlayıp dersi bitireceğim devamında. İzoton atomlarının diyor. Niceliklerinden hangileri farklıdır? İzoton olduğuna göre bak. Ne ile bitiyor? Nötron sayıları aynı. Tamam mı? A'ya A A'de nötron sayılarına. Nükleon sayıları. Şimdi CL'nin nükleon sayısı proton artı nötrondu. 17 artı A. Buranın nükleon sayısı 18 artı A. Farklı mı? Farklı. Kimyasal özellikleri. Kimyasal özelliğinin farklı olup olmadığını proton sayısına bakarak karar veriyordun. Aynı mı? Değil. Demek ki kimyasal özellikleri farklı. Nötron sayıları A'ya A izoton dediğimizden dolayı farklı değil. Aynı olacak. Cevabımız 1 ve 2 diyoruz. Tamam. 15. örneğimiz. Yukarıdaki tabloya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi eğer tablo okumakta zorlanıyorsan yapman gereken işte atomu yazmak. X burada. Maviler protonmuş. X'in proton sayısı 12. E, pembeler, nötron, nötron sayısı 14. Kütle numarasını otomatikman bulursun, 26. Elektron sayısı yeşil. Kaç? 12. Bak proton elektron eşit olduğuna göre yüksüz bu. Y'ye geliyorum. Baktığın zaman proton sayın 16. Nötron sayın 10. Kütle numaranda otomatikman 26 mı çıkar? Elektron sayınsa yine 10. Elektron sayının 10 olabilmesi için yükünün artı 6 olması lazım değil mi? Z'ye bakıyoruz. Ee, proton sayısı 16. Nötron sayısı 14. Kütle numarası 30 yapar o zaman. Elektron sayısı ise yine 10. Elektron sayısının 10 olabilmesi için yükünün artı 6 olması lazım. Şimdi bunu çıkardıktan sonra grafikten soruyu çok daha kolay cevaplayabilirim. X ile Y'nin kimyasal özellikleri aynıdır diyor. X ile Y'nin proton sayılarına bak. Proton sayıları aynı mı? değil. Proton sayıları aynı değilse kimyasal özellik aynı değildir. Sil. Y ile Z aynı elementtir diyor. Aynı element olması için proton sayıların aynı olması lazım. Proton sayıları aynı mı? 16'ya 16. Aynı. Aynı elementtir. İşaretle cevap B seçeneği. Ya e hocam kütle numaraları farklı olabilir. Sıkıntı yok. Bunlar izotop atomlar. Tamam? X ile Z izobardır diyor. İzobar demek kütle numaraları aynı demek. Kütle numarası 26 30 aynı değil. İzobar maddeler değil. Yanlış. Z'nin nükleon sayısı X'in nükleon sayısından küçüktür. Nükleon sayısı dediğin şey kütle numarası. Z'nin kütle numarası 30. X'in kütle numarası 26. Küçük değil büyük yanlış. X nötr. Evet X nötr. Y ile Z anyondur diyor. Artı yüklü. Artı yüklü olduğundan dolayı anyon değil katyon olacak. Diğerlerinde neden yanlış olduğunu göstermiş olduk. Tamam. Bizim taciklerimiz bunlardı. Şu an dersin sonuna geldik. Ee, dersimiz bitti. Ödevinizi vermeden önce konuyu bir toparlamak istiyorum. Şöyle bir grafikte. Bakın arkadaşlar. Taneciklerin proton sayıları aynı, nötron sayıları farklıysa izotop. Eğer nötron sayıları aynı, proton sayıları farklıysa izoton. Bak nötronun n'si izoton, protonun p'si izotop p ile bitti. İkisinin toplamı yani kütle numaraları aynıysa maddelerin bak şurada şu noktanın toplamıyla şu noktanın toplam birbirinin aynıdır. Ya da şu noktanın birbirinin toplamı aynıdır. Yani kütle numaralı aynıysa da izobar tanecikler diyorsun. Tamam mı? Fiziksel ve kimyasal özellikler burada sizin karşınıza çıkacak durumlardır. İzoelektronik tanecikler. İzoelektronik taneciklerde fiziksel ve kimyasal özellikler farklı. İzotop taneciklerde fiziksel ve kimyasal özellikler eğer taneciğimiz nötr ise fiziksel farklı, kimyasal aynı. Ancak taneciğimiz nötr değilse ikisinde fiziksel ve kimyasal özellikleri farklı. İzotonda izotonda hem fiziksel hem kimyasal özellik farklı. İzobarda hem fiziksel hem kimyasal özellik farklı. Yani senin kimyasal özelliğin aynı olduğu tek durum proton sayısı aynı nötr tanecik olması lazım. Ya da proton ve yükleri aynı olan taneciklerin kimyasal özelliği aynı. Geri kalan her şeyde kimyasal özelliğin farklı. Tamam mı? Konu bu şekildeydi. Tacik türlerini noktaladık. Burada ödevim var. Bu ödevini yapmak istiyorum. Yapmanı istiyorum. Eee sayfa 44'te 49 arası test 4 5 6 ödevin. Buradaki sorular orta düzey sorular. Orta ve bir tık üstü olabilir. Yani eğer burada %60 civarı doğru yapıyorsan bu konuyu bayağı iyi anlamışsın demektir. Çünkü buradaki sorularla kolay sorular değildi. Yani ortalamanın bir tık üstündeki sorulardı. Ödevin bu. Mutlaka ödevini yap. Yorumlarda da kaç doğru kaç yanlış yaptığını lütfen belirt. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.